Peki hocam, bu tekrar alışkanlıklara dönecek olursam vücutta nasıl bir etkisi var? Yani örnek veriyorum, işte dans etmek dediniz, yürümek dediniz, uyku dediniz. Bağışıklığı güçlendiriyor. Nasıl bir etkiyle güçlendiriyor, onu merak ediyorum. İşte etkisi o. Hakikaten hücreler kendine geliyor. Hormonal salgılanıyor. Serotonin salgılanıyor. Efendime söyleyeyim. Oksitosin dediğimiz salgılanıyor. Tabii bağışıklığı güçlendirmek için en önemli yollardan biri de bağırsaklarımız, biliyorsunuz. Çünkü bağışıklık sistemimizin %90'ı bağırsaklarda yaşar. Ve de yine stres hormonu da yine, serotonin de bağırsaklardaki doğal sağlıklı mikrobiyomda ürer, serotonin. Orada depo edilir. Nörofücreler vardır bağırsaklarda. Oradan beyine gönderilir. Onun için en önemli şeyler, dedi, alışkanlık, lütfen mide bağırsaklarımızı sağlıklı tutalım. Mide bağırsaklarımızı ameliyatla aldırtmayalım. Gidip hani ameliyatla aldırtıyorlar ya. Evet. Oradaki bütün hücreleri aldırıyorsunuz siz, sağlıklı olan. Salgı yapan hücreler gidiyor. Zaten hiç kimse memnun değil, biliyorsunuz. İşte bu temel bağırsaklardır efendim. Yani kelepçe takmak gibi bir yöntem var. Direkt tüp bir sürü yöntem var. Hiç bana söylemeyin. Tamam, okay. Çünkü özet olarak söyleyeyim. Neden bana söylemeyin diyorum. Hepsi zararlı diyorsunuz. Hayır. Metabolik bozukluk var vücutta. Metabolizmada bozukluk var. Hormonlar alt üst olmuş. Enzimler alt üst olmuş. Mineraller yok olmuş. Eksik olmuş falan. Bunlar var iken... Midenizi küçültseniz ne olacak diyorsunuz? Operasyonla bunlar düzelmez. Metabolik bozukluklar cerrahiyle düzelmez. Cerrahlar kusura bakmasınlar. Dernek bile kurmuşlar. Ki bir toplantı yaptıklarından ben gittim. Bunların toplantılarında konuşma yaptım. Böyle bir şey olamaz dedim, çıktım. Hocam peki süre azalıyor mu, şunu da sormak istiyorum. Alerji sanki giderek artıyor mu? Yani bizim toleransımız mı azalıyor, yoksa uyaranlar mı artıyor? Bir alerji konusuna yaklaşımınızı öğreneyim, sonra başka bir soru daha sormak istiyorum. Alerji demek vücudun bağışıklık sisteminin çökmesi demek. Ciltteki bağışıklık sisteminin çökmesi demek. Ciltte işte egzema olması, sedef olması, yok bilmem kaşın olması. Cildimiz mesela, cildi konuşalım. Bütün vücudumuz da aynı, bütün hücrelerimiz de aynı, cilt de aynı. O hücrelerde bağışıklığın çöktüğünü gösterir. Bu neden oluyor? Bu işte tekrar oraya geliyorum. Dışarıdan vücudun kullanamayacağı ağır metallerin vücuda girmesinden, ağır zehirlerin vücuda girmesinden. Bunların da en başında böcek ilaçları geliyor. Tarım ilaçları dedikleri. Böcek ilaçları biliyorsunuz, Ankara'da haber yapıldı. Anne kız öldü. Böyle sıkmışlar hayvan geliyor diye. Hayvanı öldüren insanı öldürmez mi? Onu söylüyorum. Öyle değil mi? İkimiz de yaşayan organizmalarız yani bir şekilde. Tabii ki şey olarak. Şimdi biliyorsunuz Marmara Denizi'nde müsilaj oldu. Müsilaj ne demek? Müsilaj ne demek? Vah vah, herkes kıyameti kopardı. Alıyorlar, bakıyorlar ne diye. Çünkü son iki senede o kadar dezenfektan ve deterjanlar tonlarca Marmara'ya yaktı. Zaten Marmara'da müsilaj vardı, o gemilerden. Vardı, evet. Yüzeye çıkmamıştı daha öncesinde. Yüzeye değil, görmüyorduk. Görmüyorduk müsilajı. Anlatabildim mi? Onu diyorum. Aynı şekilde insan vücuduna da bunlar girdiği zaman müsilaj yapıyor. Ve hastalıkların temeli atılıyor. Anlatabildim mi? Evet. Ve zehirli ağır metaller çok fazla giriyor. Deterjanlarda bromür var, florür var. Onlar vücuda girdiği zaman bütün hücrelerin çalışması duruyor bir kere. Evet, yani hücre sistemini bozdu dediğiniz noktada aslında ben zaten bir şeyin doğru devam etmesi mümkün değil, değil mi? Çok güzel söylediniz. Evet, onu söylüyorum. Onun için gidip o hanımefendi diyor ya, ben diyor dışarıda fast food yiyorum diyor. Sonra gidip koşuyorum diyor. Haylo. Olmaz öyle bir şey. Hayır, gençtir, kaldırabilir ama vücudu bozulmaya devam eder. Değil mi? Vücuduna müsilaj sokuyor o hanımefendi. O müsilajı koşmakla atamaz. Ancak sağlıklı doğal beslenecek, bol bol su içecek, tuzlu su içecek, bikarbonatlı su içecek. Bu çok çok önemli.